Daha sadece 5 Hadi dakika. can. Evet. Anlayamazsın baby. Çaba göster, yürek para ister. Of baby, baby baby. Cidden bambaşka bir evre yani. Jüri böyle bir şey yapar mı ya? Aralarında en kötüsü seninki. Hadi o derece. Sen sonuncusun, boşuna ümit etme. Evet ya. Arkan şey olmamış yani. O karı kocayı ayırmak için mi? Bu ne? Tam ortada. Bu ne? Herkes jüri masasını buraya atarlar. Oha! Depar atıyorlar. Oldu mu? Depar, depar. Merhaba arkadaşlar, Milon'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni bir durak karşınızdayız. Arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz? Bugün takipçilerimle birlikte yeni bir video ve yeni bir seriyle karşınızdayız. Yine Minecraft'tayız ama bugün aynı şekilde Ahmet var ve Emirhan var ve Samet'cim var. Samet'cim nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, çok şükür. Bu, sen nasılsın? Bugün keyifleri nasıl? Mükemmeliz. Mükemmeliz değil mi? Aynen. Bu arada Samet'cime çok teşekkür ederim. Ben işlerim varken, yani daha doğrusu dışarıda gezmedeyken o sağ olsun sunucuyu halletmiş. Yeni bir sunucu kurmuş, buraya platformlar yapmış. Bunların içinde şeyler yapacağız, evler. Gençler siz nasılsınız? Ahmet ve Emirhan. Kendinize güveniniz nasıl? Yani İyi şeyler yapacağınıza inanıyor musunuz? Yok diyez. Evet yaz. Arkadaşlar normalde bugün bir takipçim daha katılacaktı bize. Ama maalesef aramıza gelmedi ve üst platform vardı. Ve dediler ki abi sen de yarış. Ben de yarışmacı olacağım. Ve jürimiz Samet olacak. Arkadaşlar bu blokların içinde en güzel evi yapabilen kazanacak. Başlayalım mı o zaman arkadaşlar? Başlayalım. Tamam. Ben nereye geçeyim? Sol sen ortaya geçeyim. Geç. Sen ortaya geç. Orta tarafına 6 yok ama ya. Ne? Ortaya mı geçeyim? Ortaya geç, ortaya. Tamam. Blokları hazırlayalım. Öyle mi başlasak? Tamam, blokları hazırlayalım. Ben start vereceğim. 30 dakika süresi olacak arkadaşlar herkesin. İhlal yapan herkes 5 dakika düşecek süresinden, ihlal yapanların. Onun haricinde de 3 ihlal yapan direkt diskalifiye olacak. Tamamdır. O zaman başlıyorum. Yani malzemelerimi toplamaya. Evet, herkes malzemelerini ayarlasın. Ev yapacağı malzemeleri ayarlasın herkes. Eşyalarınızı hazırlayınca Ahmet ve Emirhan aşağıya hazırız yazarsınız. Yine ben yani ben şu anlık hazırım ya. Eklemeleri yaparmış daha sonra. Tamamdır. Ahmet, Emirhan siz. Emirhan hazır. Ahmet. Tamamdır. Sürenizi başlıyorum arkadaşlar. Başlayabilirsiniz. Tamamdır. Allah Allah, böyle ne yaptım ben? Dur. Çok yakına yaptım. İyi, panik yaptım arkadaşlar. Dur bakalım. Şuradan 1, 2, 3, 7, 9, 11, 16. Ya şeyde durması, dengeli durması o kadar önemli değil değil mi? Maksat
güzel dursun. Ya düzene de bakacağız tabii ki. Hayır, şeyin içinde düzenli durup durmadığı önemli mi? Yok, o kadar önemli değil ya. Alan çok şey olmadığı için, ayarlı olmadığı için o kadar düzenli, yani sayısı önemli değil. Nerede ne kadar boşluk kaldı. Tamamdır. Öyleyse ben başlıyorum o zaman. İlk başta hiçbir şey anlaşılmayacak derecede evler yapılıyor şu anda. Onu çözemedim. Abi, yani böyle bu kolonlarına şeyler, evin şeklini anlarsın ya normalde. Şu evet. Anda o şekil oturmuyor kafanda. Çünkü üçünüzde çok farklı tasarımlar. Harbi mi diyorsun? Evet. İnşallah güzel şeyler çıkar ya. Saymıyorum da biraz. İnşallah güzel şeyler çıkar. Umarım, göreceğiz. Lan benimkinin altında şey çıkıyor ya, bir de boşluk çıkıyor. Tamam. Şura halloldu. Sağ tarafa bir tane. Ahmet güzel bir şeyler deniyor. Bu arada arkadaşlar, değerlendirmeyi de mesela kim ne tarz ev yaptıysa onu söyleyecek. Mesela Miro diyecek ki ben villa tarzı bir ev yaptım. Ona göre değerlendireceğiz. Veya diğer yarışmacılarımız diyecek ki işte ben orman evi yaptım, ben köy evi yaptım. Ona göre değerlendireceğiz. O yüzden değerlendirmede bir problem olmayacak. Yani şu ev daha güzel olmuş, bu ev daha güzel olmuş tarzı bir şey olmayacak. Aynen öyle. Herkesin kategorisine göre değerlendireceğiz. En sonda en yüksek puan alan kazanacak. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earning. Give me top every night lip service, never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Emirhan çok değişik bir yöntemle ilerliyor yani. Evin gerçekten yapısını çözemedim daha hala. Sadece tipi belli oldu. Ama yapısı nasıl bir duruma geleceği belli değil. Seninki de öyle. Aynı şekilde Ahmet'inki de öyle. Yani şu anda baktığın zaman yapısını görüyorsun. Ama nasıl sonuçlanacak bilemiyorsun. Ha, sonucu nasıl olacak bilemiyorsun. Ben de şu an yani nasıl yaratıcıydım bu. Evet. Normalde 5 dakika kesmemiz lazım Emirhan'dan, fakat bunu başta söylemediğimiz için şimdilik şey yapıyorum. Bu ne? Etrafınızdaki beyaz, pembe ve siyah çizgilerin dışına çıkamazsınız. Çıktığınız anda aynı şekilde ihlal olarak sayılır, ama ilk başta bunu belirtmeyi unuttuğumuz için bunu saymıyorum. Sıkıntı yok. Zaten görünür bir pozisyonda da çıkmadı, yani problem yok.
üçünüzden de çok farklı şeyler bekliyorum. Çünkü çok değişik yapılar çıkmaya başladı ortaya. Harbiden diyor. Evet, yani gerçekten farklı, değişik. You better watch out if your enemy's a rogue ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day with the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Niye farklı bir şey çıkartıyorsun ortaya? Ben mi? Evet. Ahmet yine abi, değişiklikler yapmaya başladı projede. Yani üçünüz de dişli rakiplersiniz. Harbi mi diyorsun? Evet. Dur bakalım. İnşallah ortaya güzel şeyler çıkar ya. Oğlum bu şeyler neredeydi ya? Çalı. Çalılar ha. Miro, fikirlerini sesle belirtiyorsun ve diğer arkadaşlar duyuyor, haberin ol. Unutuyorum bazen. Neyse, olsunmuş ama. Bunu da kaybedersem andan, artık. Şu andan itibaren 13,5 dakikanız kaldı. Ve buna yarım saat daha ekliyorum. Yarım saat daha mı? Evet, ama yarım saat daha da yetiştirebilecek misiniz? Böyle de bir problem var. Çünkü yani şimdi Ahmet'in evi eğer bu kadarsa, aman Emirhan'ın evi bu kadarsa mesela, Emirhan'ınki bitmek üzere gibi dış görünüşü. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's... Ha? Ne yapsam, bu, ne yapsam da? Görünüş konusunda, dış görünüş konusunda sen hala önde devam ediyorsun. Renk konusunda olsun, dış görünüş konusunda olsun, yapı konusunda olsun. Bakalım iç nasıl olacak? Uff. Emirhan ve Ahmet bambaşka evrelere geçtiler. Harbi mi diyorsun ya? Evet. Şu an öyle bir merak içindeyim ki anlatamam. Gelişim yaptı diyor. Abi ben şu an evin işini bitirdim. Havuzda oyalanıyor. Ağzından kaçırıyordum. Filla diyor. Hemen anladı mı? Yo, villa değil bu arada. Villa yapmışsın abi, direkt diyor. Ama direkt yapmadan yaptım villa. Yine ağzıma kaçırıyorum. Espri yapacağım derken tekrar ağzıma kaçırma. Aha! Aa, aklıma çok güzel bir fikir geldi bu arada. Got a monster inside of me. You better
better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets caused you a big pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this. Emirhan. Arkana bir dön. Gel. Ne oldu? Yanıma bir gel. Şurada bir şeyin vardı senin. Bunu yanlışlıkla kırdım, özür dilerim. Çalmaya çalışırken. Ha, ne yapın oğlum? Cünü böyle şeyler yapar mı? Yok be, öyle. Süs gibi bir şey etmiyor. Bakıyordum, yanlışlıkla kırdım. Oho. 46 videolu, 46 şeylik video olmuş. Arkadaşlar umarım gerçekten çok uğraştım. Bu arada videoyu hızlandırarak mı atayım yoksa olduğu gibi mi atayım arkadaşlar? Bence hızlandırarak at kısım ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Sıkılmasınlar değil mi? Yok. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz gerçekten helal olsun. Ama bu arada hızlandırılmış hali bu. Abi ha ben bir şey yapacağım dur. Abi gerçekten yani öyle bir yapılar var ki bambaşka bir durumda. Hadi canım. Çok ciddiyim ya. Yani adamlar yapmış abi en ince ayrıntısına kadar. Herkes dahil tabii buna. Her konuda en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılmış yerler. Abi gerçekten böyle hiç ümit etmediğim yani böyle ikinci olarak bitirir diye düşündüğüm bir yer vardı. Ve şu anda o yer oturmaya başladı yani. Harbi mi diyor? Evet. Nereye ki o her? Çok merak ediyor. Sen sonuncusun. Boşuna ümit etme. Harbi mi diyor? Ya. Abi gerçekten yani. Mesela öyle bir yer var. Dışı bambaşka. İçi ayrı bir güzel. Öyle bir yer var. Dışı mükemmel, işte eksiklikleri var. Bir de bakıyorsun mesela başka bir evre var. Ve dışarıdan baktığın zaman yok ya diyorsun ama içi bambaşka bir evrede olan bir yer var. Yani sonucu gerçekten merak ediyorum. Ve mükemmel bir şekilde sonlanacağına da inanıyorum. De sen daha hala info vermeye devam ediyorsun. Son 30 saniye. Süre eklenmesini istiyorsanız söyleyin. Yoksa anında bitireceğim. Süre aha. Ahmet istemiyor. Abi sen. Bir saniye. 10 saniye. Ahmet bitirdiğini iddia ediyor. Tamam Ahmet şu andan itibaren kendi yerine hiçbir şekilde dokunamazsın. Ben de bitirdim. Sayılır. 3, 2, 1, 0 bitti. Bırakın. Herkes jüri masasının oraya bir alalım. Herkes gelsin jüri masasının oraya. Herkes jüri masasının oraya arkadaşlar. Oha. Bu arada bir şey evet. Değil mi? Şimdi en baştaki Ahmet'in evinden başlıyoruz. Burası Ahmet'in evi. Gezelim mi? Buradan başlıyoruz. Tamam abi, en son en son bir saniye videoyu aç kapa yapacağım bir saniye arkadaşlar. Hadi gelelim Emirhan'dan başlıyoruz. Arkadaşlar zaman az kaldığı için telefonda gezerim. Buradan mı başlıyoruz?
Emirhan'ın evinden başlıyoruz. Evet, neredesin sen? Öbür köşeye gel. Evet, herkes buraya gelsin. Başka yerlere dokunulmayacak. Buraya gelin. Evet, dış görünüşten başlıyorum. Emirhan, ne tarz bir ev yaptığını bize aşağıya yazar mısın? Az çok biliyorum. Daha iyi bir tarzında bir yer yapmışsın. Evet, içi, bu girişteki alttaki su detayı. Evet, çok güzel. Güzel. Burada işte çalışma alanları var. İşte pensedir, şeydir, oktur. Bunlar gayet güzel. Ve benim bu evde en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi bu şöminenin bacasının açık olması ve yukarıdaki bacadan da duman geliyor olması. Evet. Evet. Geliyor bu arada. Mesela bir tık daha yüksek. Şöyle yapabilirdin aslında. Sana bir tüyo vermiş olabilir miyim? Yani içine karışmış gibi olmuyor. Tabii görüşlerimizi alabiliriz. Sesim geldi, bana mı öyle geldi? Duymadım. Ama şöyle bir sıkıntı yok. Korktum çünkü patlama sesi geldi gibi. Ya. Lan o şeyler nerede ya? Kam şeyler. Neyse. Şimdi Emirhan A evi tarzında yapmış. Yani böyle bir ağanın kafasını dinlemek için dağ evi olarak kullandığı, içinde evet, eşyalarımın olduğu, daha sade, daha düzenli bir yaşama hevesi içinde olduğu bir yer yapmış. Şimdi ben bu evde eksik görmüyorum. Sadece gördüğüm tek eksik evin küçük olması. Yani bir de mesela şöyle söyleyeyim. En ince ayrıntıya kadar düşünülmüş olması, ama mesela bir oturma grubu yok evde. Böyle bir problemimiz var. O yüzden buradan biraz puan kıtırıyoruz. Evet, yatak var ama oturma grubu yok. Yani veya işte ne bileyim, bir masa yok, bir şey yok. Burada işte çalışma setleri var, şeyleri var. Bunlar güzel düşünülmüş şeyler. Kitaplıklar evin içinde gömük duruyor ama dışarıdan belli olmuyor. Bu da güzel bir detay. Ama dediğim gibi bir oturma grubu yok. Evin iç alanının biraz daha dar olması. Video gitmiş, kusura bakmayın, tekrar geldik. Evet, yani düşüncen nedir? Bu eve 6 puan veriyorum. 6 puan. Aynen. Güzel bir rakam. Aslında Emirhan'dan ben daha çok şey beklerdim. Ama yine de çok güzel vermiş. En son puanlamayacağım. En son puanlamayacağım çünkü şimdi ben az çok fikirleri bildiğim için o yüzden ilk başta puanı veriyorum. Ha, bakacağım mesela diğer evdeki eksikliklere göre, bu evdeki yüksekliklere göre diğer evin puanını da yükseltebilirim. Böyle de bir şey var. Yani İlk başta puanı verdim bitti diye bir şey yok. Sırada kimin yani evi var? Şimdi Miron'un evindeyiz. Buraya güzel bir şelale yapmış. Ben bunu sevdim açıkçası. Güzel düşünülmüş. Aynı şekilde ince bir ayrıntı. Yani düz havuz yapıp da geçilebilir. Değil mi? Ama Miron'un evinde çok garip bulduğum ve aslında hoşuma gitmeyen bir iç dizayn var. Çünkü mesela bir oturma alanı olarak düşündüğümüz tek bir yer var. Evet. Burası da masa ile kaplı komple. Yani sanki bir toplantı salonu. Ya ayağı, şimdi ev büyük ya. Yani büyük kişileri misafir etmek için yani. Burada da hemen odunda hemen hazır, hemen burada yapıp veriyor mu? Çok. Evet. Peki bu ortadaki bu şeyler ne? Rahle gibi. Onlar da kesme. Şey. Kesme. Evet. Şunlar da ızgara. Yani Amerikan mutfak tarzı bir şey yapmaya çalışmış Miro. Yatak odasına geldiğimizde güzel. Bu, yani dolaplara kadar düşünülmüş. İç ve dış dizayn ve renk kombinasyonu olarak gerçekten çok hoşuma giden bir ev. İşte burada aynı şekilde çalışma masası var yukarıda. Bu da güzel. Yukarıya bir yatak daha yapılmış. Yani iki bir misafir. Yatak odası ve alt taraf hoşuma gitti açıkçası. Sadece
Şuradaki bayraklar biraz evin burayı kırdım Miro. Çıkılmıyor. Bayraklar mı sıkıntı? Merdivenlerin bozuk. Bunu düşünebilirdin. Bu hoşuma gitmeyen bir detay. Buraya şezlong tarzında güzel şemsiyeli memsiyeli güzel şeyler yapılmış. İşte fırın tarzı şeyler koyulmuş. Mavi bir ateş çıkıyor buradan. Gayet fantastik, güzel. Dış görünüşte en beğendiğim evlerden bir tanesi. Çünkü çok güzel bir yapıya sahip. Evet. Yani bu şelale mevzusu olsun, dış görünüş olsun. Uzaktan bakıldığı zaman direktman kendisine... Video yine gitmiş. Kusura bakmayın, video yine gitmiş. Sizin yorumunuz ne arkadaşlar? Bir de arkadaşların yorumuna. Güzel mi? Bir fikrim güzel miymiş yani böyle? Miro, sana verdiğim puan 8. 8 Aynen. puan. Dediğim gibi diğer evleri kontrol güzel ettikçe bu yükselebilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu konuda biraz şey gördüm mesela. Bu dumanların, bu şeylerin saçma olduğunu düşünüyorum ben. Abi ben de ne bileyim, hani bir kocaman bir baca varmış gibi. Ama ya mesela şimdi şöyle de bir şey var. Mavi renk ve bu dumanlar evi boğuyor. Çünkü şimdi baktığın zaman böyle pembeli, morlu, beyazlı şık bir görüntü ama gri bir duman çıkınca bu duman bozuyor. Bir de yani mesela tek bir tane olsa, şömine tarzında olsa o zaman olabilir. Ama bu hoşuma gitmeyen bir durum. O yüzden bu baca konusundan dolayı da Emirhan'ın puanını 7'ye güncelliyorum. Benim de 8. 8. Evet, sırada Ahmet'in evi var. Ahmet'in eve geçeceğiz. Ahmet'in evi dış görünüşte gerçekten hoşuma giden bir yapıya sahip. Yani çiçekler ekti, çimler ekti falan. Ama Ahmet'in evinde takıldığım şey şu. Aşağıda boş bir alanımız var. Yani burada bir oturma grubu yapılmış. Buraya dolap tarzı koyulmuş. Ama çok boş ve değerlendirilememiş bir alt katımız var. Bu yönden biraz eksisi var. Üst kata çıkınca, üst kata çıktığımız anda burada direktman bizi bir şömine karşılıyor. Ama bu şömineden benden puan kazanamayacak. Çünkü bir baca olabilirdi burada. Emirhan'ın evinde gördüğümüz gibi. Çünkü gayet güzel bir şey olurdu. Ama şey olarak güzel durmuş yani. Evet, masayı gördüm. Burada olması gayet güzel mesela. Teras şeklinde kullanılabilir bir şey. Hem bahçesi güzel hem buraya oturdu. Mehmet Eşlem'in oturduğu yer işte. Evet. Et de var. Yani gayet güzel. Işıklandırmaları olsun, şeyler olsun, hoşuma gitti. Giriş güzel. Girişi hoşuma gitti. Pardon, ben feneri mi kırdım yani Seme? Ama burada mesela takıldığım bir nokta var. Yatak aşırı büyük olmuş. Yani normal yatak yerine çok aşırı büyük bir yatak kullanılmış. Yatağın etrafındaki dekorlar olsun, şeyler olsun güzel. Ama bu artan şey olmamış yani. O karı kocayı ayırmak için mi? Bu ne? Tam ortada. Bu ne? Ama abi gerçekten Ahmet çok güzel emek. Evet. Demiş. Ahmet'in evi gerçekten baştan beri çok mükemmel bir dizayndaydı. Ama dediğim gibi ev değerlendirilememiş. Yani mesela sadece oturma odası var. Bir de yatak odası var. Onun haricinde değerlendirilebilen bir şey yok. Yani bahçe özelmiş. Şimdi evet, dış bahçe olarak gerçekten mükemmel bir terabayla artık falan. Her türlü. Bu ağaçlar olsun, çiçekler olsun hoşuma gitti. Merdiven yapısı, evin dış görünüşü. Güzel. Başka öyle bakacağımız bir alanı yok. Ama dediğim gibi evin iç tasarımı çok doldurulamamış Ahmet. O yönden biraz takılıyorsun. Evin iç tasarımını dolduramadığın için ve o şömine mevzusundan, yatak mevzusundan sana 8 puan veriyorum. Evin iç düzeneğini en iyi şekilde kullanan Miro olduğu için de Miro'nun puanını 9'a çekiyorum.
Ha, şunu da açık gönüllülükle ve rahatlıkla söyleyebilirdim ki eğer Emirhan bu evin içini daha düzenli bir şekilde doldurmuş olsaydı, bu evin içini daha iyi bir şekilde uygulamış olsaydı bu oyunu kazanacak olan kişi Emirhan olurdu benim gözümde. Kazanacak kim? Şu anda kazanan sensin. Oo. Peki Emirhan. Arkadaşlar şey mi oldu yani Samet hakkaniyetli mi konuştu yani onu söyleyeyim. Yani video sahibi olduğum için kazanmış gözükmek istemiyorum. Hayır bak az önce söylediğim gibi sen evin içini aşırı derecede doluluk yapmışsın ama diğer evlerde aşırı boş. Mesela dediğim gibi eğer Emirhan evin içine biraz daha şey yapmış olsaydı, doldurmuş olsaydı gerçekten Emirhan kazanırdı. Ama dediğim gibi evet bak söyledim. Bana göre de Emirhan kazanmalıydı ama şimdi senin evinde olduğu gibi Emirhan'ın evinde Emirhan de eksiklikler ya. Var. Yani burada şöyle bir şey var. Emirhan buraya bir işte masa koysaydı veya farklı düşüncelerle mesela şu görüntüyü kimse veremedi abi. Şu iç dizaynı, şu detayı kimse düşünemedi. Bunu sadece Emirhan yaptı. Hı. Ama eksiklikleri olduğu için gerçekten. Puan kaybetti. Detay benim çok hoşuma gitti ama. Yani doldurulabilir durumdaydı. Evet, mesela bu olsaydı gerçekten veya öyle. Daha farklı düşünceler olsaydı benim gözümde kazanacak olan kişi Emirhan'dı. Zaten bunu videonun içinde de söyledim dediğim gibi. Dıştan bakıldığı zaman böyle kazanılamayacak gibi gözüken bir ev ama içeri girdiğinde kesinlikle kazanacak evet. olan ev olarak bahsettiğim ev burasıydı zaten başta. Emirhan'ın ev güzel ve dediğim gibi bu konuda da iç tasarım olarak da Emirhan öne atladığı için bence Emirhan kazanmalıydı ama. Nasıl söndürdü? Ha, kürekle. Ha, öyle mi? Daha mı güzel oldu böyle? Kazanan yani sensin. Kazanan ben miyim? Evet. Çok teşekkür ederim. Bu arada evin şurasında bir poz versek, bir eziyet alsak hep birlikte. Şuraya gelseniz çok harika olur. Bak, birinin şuraya dursun, birinin şuraya. Şu pembelere. Emirhan. Şu pembelere sen dur ben alayım ekran görüntüsü. Tamam. Ben tam ortaya durayım o zaman. Şöyle. Yanına geçsene Ahmet şöyle. Emirhan. Ahmet sen de gel. Son bir şey yapıyoruz. Kapatacağız. Ahmet hadi şey zamanım tükeniyor. Hadi. Gülümsüyorum ya. Sanki gerçekten çekiliyormuş gibi. Ahmet arkanı dönme bize. Pembe pembe yere geç halının üstüne. Pembe halının üstüne. Şu pembe halının üstüne. Evet. Aldım. Aldın mı? Aldım. Oho. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kazanan ben oldum. Bir dahaki yarışmalarda kazanmak için Minon Discord'una katılıp bizlerle oynayabilirsiniz. Ahmet Emirhan arkadaşımız devamlı bizlerle oynayacak. Kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey söylemek ister misiniz son kez? Hayır. Patlatma. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone like şaka. Ahmet aklım çıktı ya bir söyleyeyim. Yani emek yaptım ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Goodbye.